Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde altın tabure hakkında konuşuyoruz. Farklı objelerden de bahsederek, herhangi bir koleksiyonun parçası olmayan ve hala Gana'daki Aşanti halkına ait olan altın tabure hakkında konuşacağız. Taburenin onlarla kalması Aşanti halkı için çok önemliydi ve az sonra bu hikayeden de size bahsedeceğiz. İsterseniz önce kökeniyle başlayalım. 1700'lü yılların başında Osei Tutu adında bir adam ya da kral etrafındaki halkları birleştirmeyi başarmış. Aşanti halkına ait devlet de işte bu şekilde ortaya çıkmış. Rivayete göre altın tabure gökten Osei Tutu'nun kucağına düşmüş. Yani bu bir tür mucize. Bunun cennette tahtadan yapılmış ve altın kaplanmış bir tabure olduğunu söylerler. Aşanti halkının ruhunu temsil ettiği, yani tüm halka ait olduğundan bahsedilir. Bu anlamda bir adama ya da bir kadına ait olan bir taburenin bütün bir halkın ruhu olduğuna inanılır. Başka bir deyişle bu taburenin herhangi bir kralın kendisinden daha önemli olduğunu da söyleyebiliriz. Aşanti kralının yani Asan Tehene'nin ya da Aşan Tehene'nin kendisinden bile daha önemlidir bu tabure. Ve altın tabure kendi özel taburesi üzerinde durur ve kralın yanına konulur. Burası altın açısından zengin olan ve altının kraliyeti simgelediği topraklardır. Avrupalılar Afrika'ya gelmeden çok önce Kuzey Afrika'daki altın ticaretini Aşanti halkı yürütüyormuş. Altın her ne şekilde olursa olsun, yani ister bir kumaş parçasının rengi, ister maden olan altın olsun, her zaman kraliyet ile ilişkilendirilir. İsterseniz altın ticareti ile ilgili objelere birlikte bir göz atalım. Bu, altını tartmak için kullanılan bir terazi. Altına karşıt ağırlık olması için pirinç kullanılırmış. Bu objeler terazinin bir gözüne konulur, diğerine ise altın konulurmuş ve söz konusu altının ağırlığına karar verilirmiş. Karşıt olarak kullanılan pirinç objeler, günlük hayatın bir parçası olan olay ve aktiviteler düşünülerek tasarlanmış. Aşanti halkı hakkında daha fazla bilgi edinmek için biçilmiş kaftan. Bunların ikisi Aşanti kralını temsilen yapılmış. İkisinde de bir şemsiye etrafında toplanmış birden fazla figür var. Şemsiyenin önemi ise altında önemli bir lider ya da aşanti kralı olduğunu bilmemiz. O halde kalabalık içindeki bir şemsiye kralın varlığına işaret eder diyebilir miyiz? Belki de. Kral sandalet giyermiş. Bu da o sandaletleri temsilen yapılmış bir ağırlık. Bu sayede kralın kutsal sayıldığını da anlayabiliriz. Kral, halkın günlük hayatı ile doğaüstü dünya arasındaki bağdır. Doğaüstünün güçlerini kullanarak halkına yardımcı olur. İki dünya arasında şemsiyenin altında ama yeryüzünün de üzerindedir. Bunu giydiği sandaletler aracılığıyla anlıyoruz. Bu iki dünya arasında kalmış diyebiliriz. Burada şemsiyenin altında ve mahiyeti tarafından Taht revan üzerinde taşınıyor. Etrafında da kılıçlı askerler var. Kılıçlar gücü temsil eder ve kabzaları da altından yapılırmış. Burada ise kralı eşi yani kraliçe ile birlikte görüyoruz. Bu anne kraliçe ya da eşi olabilir. Şemsiyenin altında ve karşısında iki tane kılıçlı asker var. Diğer ağırlıklar da şekillendirilmiş ve bunları da günlük hayatla, onların inanışları ya da atasözleriyle ilişkilendirmek mümkün. Aşanti halkının iletişim yöntemlerine değinmek gerekirse, kendilerini doğrudan ifade edemedikleri zaman sanatı kullandıklarını söyleyebiliriz. Atasözleri de sıklıkla kullanılırmış. Eğer aşanti lisanını anlıyorsanız bunların hepsinin bir anlamı olduğunu da biliyorsunuz demektir. Burada karınlarından birbirine bağlı iki timsah var. İki kafalı bu timsahın aynı karnı paylaşan bir aile anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle varoluşun özünüz ailenize bağlıdır mesajını verdiğini söyleyebiliriz. Yani varoluşunuz, özünüz ailenize bağlıdır, diyor. Sizi besleyen şey de budur. Ve eğer yalnız başınıza iseniz çok da uzağa gidemezsiniz. Burada ise bir keçi var. Ya da kıvrık boynuzları olan bir koç. Yine Aşanti halkına ait bir başka atasözü, koçun toz vurmadan önce geri çekildiğini söyler. Bu da bir şey yapmadan doğru yolda olduğunuzu anlamak için geri çekilmeli ve düşünmelisiniz anlamına gelir. Bu altın ağırlıklar bizi Aşanti halkının geçmişine götürüyor. Bu dönemi İngilizlerin oradaki sürekli varlığı olarak da tanımlayabiliriz. 19. yüzyılın başından bu yana İngilizlerin bölgedeki altını kontrol altına almak istediklerini söyleyebiliriz. Buraya altın kıyı adının verilmesinin sebebi de budur. Aşanti halkı da haklı olarak kraliyetle de bağlantılı olan bu değerli madenden vazgeçmek istemiyordu. 1874'te Britanya ordusu Ashanti halkının başkentini yıktı. Ele geçirdiklerini de İngiltere'ye götürdü. Bu hazineler bugün hala British Museum'ın koleksiyonlarında bulunmaktadır. İngilizlerin elde etmek istedikleri objelerden biri, videonun da konusu olan altın tabureydi. 1800'lü yılların son dönemlerinde Kral 1. Prempehi sürgüne gönderdiler. Aşanti halkı altın tabureyi sakladı. Altın tabure ki az önce de söylediğimiz gibi kraldan yani birinci prem pehten daha önemli ve kutsal olduğu söylenebilir, tehlike altındaydı ve İngilizler onu bulmak için ellerinden geleni yaptılar. O dönemin İngiliz valisi size hemen okuyayım şu sözleri söylemiştir. Altın tabure nerede? Ben sonsuz iktidarın temsilcisiyim. Bana neden bu sıradan sandalyeyi veriyorsunuz? Benim gelişim bahanesiyle neden altın tabureyi getirmediniz? Yabancı birinin gelip kendilerince kutsal sayılan bu önemli objeyi istemesi Ganalıların çok ağrına gitmişti. Bu, kimsenin üzerinde oturmasına izin verilmeyen, hatta kendisi tabure olmasına rağmen altında başka bir tabure bulunan çok özel bir eşyadır. Bunun üzerine bir kraliçe anne olan Ya Asanteva, bulabildiği tüm askerleri toplayıp İngilizlere karşı savaşmaya başlamış. Aşanti halkı yenilmiş ancak İngilizler tabureyi bulamamışlar. Ayrıca başarılı olduklarını da söyleyebiliriz çünkü bir takım özgürlüklere de sahip olmuşlar. 1920’lerde İngilizler birinci Prempeh’in geri dönmesine bile izin vermişler. Altın tabureyi almayacaklarına da söz vermişler ve altın tabure böylelikle saklandığı yerden çıkarılmış. Bu halkın genç erkek ve kadınlarına ergenliğe girdiklerinde aileleri tarafından tabureler verilir. Bu anlamda, taburelerin sadece krallar için değil, bu halka mensup herkes için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki pirinç ağırlıksa, Aşanti halkının üzerine oturduğu tabureleri temsilen yapılmış. Bu tabureler sosyal alanlarda yemek yerken ya da çalışırken kullanılır. Bizim için son derece sıradan olan bu obje, aşantiler için o kadar önemlidir ki, birinin çok sık kullandığı taburelerin bir süre sonra kendi sunsumları olur. Aşanti geleneğinde sunsum, sık sık kullanılan objelere dokunmayla ortaya çıkan enerji ya da aura demektir. Sunsumu korumak için odadan ayrılırken başkasının oturmaması için taburenizi ters çevirmeniz gerekir. Fotoğrafta altın taburenin de bu şekilde yan durması bu fikri destekliyor. Bu pirinç ağırlık taburelerin Aşanti halkı için önemini temsil ediyor. Bu aynı zamanda bir enerji ya da auranın hayatımız boyunca sıklıkla kullandığımız objeleri kapladığını da anlatmaya çalışıyor. Bu şekilde düşününce altın taburenin neden Aşanti halkının ruhunu temsil ettiğini daha iyi anlıyoruz.